Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir temettuat defteri çözmeye çalışacağız. Yaklaşık 1840 1841 yıllarında tutulan temettuat defterleri halkın gelir düzeyini ölçmek için yapılan defterlerdir. Tabii ki temettuat defterlerinin yöredeki mesleklere göre içeriği farklı olur. Burada umumi bir nazarla bakıldığında daha basit bir temettuat defteri görülürken buradaki daha karışık bir temettuat defteri görülmekte. Biz bugün bu temettüat defterinden bir sayfa çözeceğiz. 4961 numaralı defter. Temettüat defterlerinin ilk sayfalarında ve son sayfalarında genellikle bir malumat olur. İlk sayfalarında temettüat defterinin nereye ait olduğu ile alakalı bir bilgi vardır. Burada Bolu Sancağı dahilinde vaki kazalardan üst kazasına tabi, Arabacılar Divanı'nda mukim ahalinin, mutasarrıf oldukları emlak ve arazi ve hayvanat ve temadduat vesairelerini mübeyin defteridir. Umumiyetle benzer kelimeler, benzer cümleler bulunur başında. Dışarıdan bakarsak her zaman söylediğimiz gibi temadduat defterleri üst tarafta kişilerin mesleği, yıllık verdikleri vergi, aşar ve rüsumu, altta bunların toplamı, kişinin ismi, gelir getiren mal varlıkları toplam bölümü ne içerir? Bu temettü defterinde şuradan itibaren tamamen bir kişiye aittir. Şu çizginin üstü de bu kişiye aittir. Mesela buradaki kişi de buradan başlar tamamını oluşturur. Evde gelir getiren kişilerin yazıldığı defterlerdir. İlk kişiler genellikle muhtarlar, imamlar ya da o yöredeki zengin kişiler olur. Hane bir, numara 1, Arabacı oğlu Mustafa bin İsmail. Numara 2 oğlu Rençber Hasan. Burada numara 2'lerde bazen kişiler asakir hassada da ediyor, firar ediyor, şurada ediyor, burada ediyor ya da bu kişinin de mesleği yanında yazılabilir. Numara 2'nin mesleği de şu gibi düşünülebilir. Bu kişi erbabı ziraatten idüğü, yanında merkum divanı mezbur muhtarı olduğundan vergiye mahsus tar tarh olunmadı. Muhtar olduğu için vergi alınmamış bu kişiden. Akşar ve rusumu olarak seneyi i sabıkada bir senede vermiş olduğu, bazen şu aradaki ve kelimesi olmaz, akşar rusumu, ben genellikle akşar rusumu şeklinde okumaya alışmışım, bazen bu V kelimesinde atladığım oluyor. Aşar ve rusumu olarak sene hesabı kadar bir senede vermiş olduğu. Yani topraktan yetişen bitkilerden vermiş olduğu aşar ve rusumu. İlk olarak hınta eğer yetiştiriliyorsa çoğunlukla bu sıraları da takip eder. Tüm temettah defterlerinde bu buğday. Şimdi burada yan tarafta altta yazılan şey keil, kile yani 5 kile. Yanda yazılan da kıymet 6. Yani bir kilesi 6 kuruşmuş. 6 çarpı 5 toplam 30 kuruş. Bir vergisi var bunun. Şair arpa keyli 4,5 14 bir keyli de 4, kuru, 4 kuruşmuş. 4 çarpı 10,5 on 18 on yapıyor. Bu yanlış bir yazım olmuş. Çeltik 3 keyli kıymeti 5 beş kuruştan 5 beş kere 3 15 kuruş. Duhan yani tütün 20 kıyıya bunu kıyı olarak hesaplamışlar. Kıymeti 2'den 20 kere 2 40. Şurada bir yanlış var tabii ki sadece şairde. Bu artık bunların toplamı 99, 40, 30 daha, 70, 85, 89, 99. Evet 99 bazen bu, bunların toplamı da etmeyebiliyor. Kontrol etmemiz lazım. 99 kuruş tahıldan veriyormuş bu. 9 kuruşta da suretiyle en çeltik dönüm 3. 3 dönüm Çeltik enharı olarak sulama galiba bunlarla alakalı bir vergi veriyor. Dönümünden de üçer kuruş veriyormuş. 3 dönüm olduğu için 3 kere 3 9 yapar. 9 kuruş beheri dönümü kıymet 3 kuruş. Bunun açıklaması yani bir dönümünden 3 kuruş alınıyormuş. 99 9 kuruş daha 108 kuruş eder. Bu kişinin mezru gayrimezru tarlası dönümü bu ikisinin arasında ba bazen V bağlacı da olabilir. Mezru ve gayrı mezru tarla dönüm olarak. Dönümü 80 sonra 20, 60 15. Bu şu demek? 80 dönümlük tarlanın 1260 senesinde bu kişi 20 dönümünü sürmüş, ekmiş. Geriye 60 dönüm kalmış. Bu 60 dönümün ise 1261 senesinde 15'ini sürmüş, ekmiş. Geriye 5 dönüm kalmış. Tabii ki 5 dönüm değil, 45 dönüm olması gerekiyor. Burada da bir yanlış hesabı var bu kişinin katiplere de çok da güvenmemek lazım. Buradaki hesaplamaları biz kendimiz teyit etmeliyiz. Böyle uzun uza diye bir kayıt tutmuş bu kişi katip. Burada 1260 senesinde bunlardan ilk satırda yazanlar kendi ekip biçtiği ile alakalı aldığı gelirdir. Bu kişi 1260'da 396 kuruş kent tarlasından ve 61'de de 655 kuruş kent tarlasından kazancı varmış. Alttaki kazançlar sırasıyla yanında yazan kişilere ait olan başka tarlalardan icar ile yani kiralama ile sürdüğü ektiği tarlalardan getirdiği vergiler ve toplamları yazılmış. Bunları bizim kendimizin kontrol etmemiz lazım. 1800 kişi, 1800 kuruş, Nefsi Bolu Ergaba mahallesinden Yoloğlu Zımmi'den 200 kuruş icare ile aldığı tarladan aslı yine 540 kuruş. Kariye'den Kemaloğlu Hüseyin'den 60 kuruş icare ile aldığı tarladan Aslı yine 675 Yukarı Karaköy ahalisinden Hacı Abdullahoğlu Hacı Osman'dan 75 kuruş icare ile aldığı tarladan Aslı cümlelerin sonlarının hepsi icare ile aldığı tarladan Aslı şeklinde devam ediyor. Yine aynı şekilde bir miktar Karya'dan Mazanoğlu Hasan'dan 75 kuruş Yine burada 468 kuruş. Karyeden Hatipoğlu Kerimesi Ayşe Hatun'dan 52 kuruş. 198 olarak Çilimli Karyesinden Eminoğlu, Eminoğlu Sarı Ömer'den 22 kuruş. Yine 234 kuruş olarak Fidani Karyesinden İncioğlu Zevcesi Emine Hatun'dan 26 kuruş. Yine 234 kuruş. Aşağı Karaköy ahalisinden Ekşioğlu Zevcesi Hatun'dan Hatun'un ismi yazılmamış. 26 kuruş. Hepsi icareyle aldığı tarladan az şeklinde devam etmiş. Bu kişinin müstecir olduğu Çeltik Tarlası dönüm 3. Başkasının bir tarlasını ekiyormuş. 3 dönüm. Bundan da 1260'da 135. 61'de 550 kuruş bir vergisi var. Toplamı 675 et, 85 etmekteymiş. Doğan Tarlası dönümü 2. Hasılatı senevisi 1260'da. 360 61'de 480 toplamı 840 etmekteymiş. Yine keten tarlasının dönümü bir hasılatı senevisi 60'da 140, 61'de 55, 195. Burada senevisi şeklinde okumak lazım. Arada bir y de olabilir. Var. Orada seneviyesi şeklinde okumak lazım. Çok da takılmamak gerekiyor buna. Saman manda ineği re'si 4 adedi 4 hasılatı seneviye ise ber, burada ber tahmin sene 60'da 120 kuruş yani 60 senesindeki tahmini geliri. Gayrı saman manda ineği yani sağılmayan inek re'si 2 bunun gelir olmadığı için yazılmaz. Gayrı saman sağılamayan bazen yoz da yazar burada boz şeklinde çevirmemek lazım gayrı saman yoz inek şeklinde çevirilir onlarda dişi düve malak res 3 düve demeyedebilir. Bu 3 baş dişi düve malan 63 senesinde 64 senesinde hasılat alınacağı yani bir kısmından 63'te bir kısmından da 64'te süt vermeye başlayacakmış bu hayvanlar. Kaçından 63 kaçından 64 o belli değil. Erkek malak resi 5 kara karasır ineği resi 5 hasılat senevisi yine berveçi tahmin sene 60'ta 150 kuruş. Temettü at defterlerine imnalara çok takılmamak lazım. Siyak baktan direkt çevirmek lazım. Yani buradaki çizgi berveç ber kelimesi B ve R yazmakta burada. Erkek buzağı R'si 4. Düe mea dişi buzağı R'si 4. Bunu 62 senesinde bir tanesinden 63 senesinde 3 tanesinden hasılat alınacağı şeklinde ayrıntılı bir şekilde yazmış. Hasılat alınacağı, hasılat vereceği şeklinde de yazabilir buradaki kelime. Manda öküzü reksi 5. Kara sığır öküzü re'si 2. Bargir yani beygiri var reksi 1. Kendisi rakip oldu. Kendi sürüyormuş bu şeyi, mandayı. Mecbuğundan bir senede tahminen temettuatı, 1297 bu neyden? İlk yazanlar bunun 1268 senesindeki gelir olmalı. İkinci alttaki 500 kuruş kereste hamilesinden esaireden bir senede temettuatı deniz kenarı olan sahil kesimlerinde çoğunlukla Osmanlı ordusuna kereste sağlıyorlardı bu yöreler. O yüzden onların daha çok böyle kereste hamulesi dediği yükü, kere hatap nakliyesi gibi kelimeleri çok yazar bu kişi de yine kereste hamulesinden vesaireden bir senede temettuatı 500 kuruş. Yine 350 kuruş da oğlu Hasan'ın rençberlikten bir senede temettuatı. Demek ki oğlu da rençbermiş. Toplamı da burada yazmakta. Bu kişinin şimdi 1260 senesindeki geliri bunlara tekabül etmesi gerekiyor. Biz bunu hesap makinesiyle kendimiz çevirirken hesap etmemiz lazım. Buna tamamen de güvenmemek lazım. Ben bir hesap makinesi açayım buraya. Biz de hesap etmeye çalışalım. Sadece 1260 senesindeki temet yazmamız gerekiyor. Burun 396 kuruş bir tarlasından vergisi var şurada. E, aldığı geliri var. Sonra çeltik tarlasından da 135 kuruşu var. Doğan tarlasından 360 kuruşu var. Keten tarlasından 140 kuruşu var. mandadan 120 kuruşu var. Tosunlar, dişi düveler, gayrı sağman hayvanlar gelir getirmez. O yüzden yazılmaz öküzler de öyle. Kara sığırdan da 150 kuruşu var. Aşağıda hiç gelir getiren vergisi yok. Ama burada bir şey yazmış. Bizim toplamamıza uymuyor. Burada katibin bir hatası var diye düşünebiliriz. 1301 bulduk. Zaten kendi toplamı olarak da burası 7, 9, 5 daha 4, elde var 1. Bu 4, 4, 5 daha 9. Buraya katip 111 yazdığına göre bunu 2 kabul etmiş. Yani kendisi 1297 kabul etmiş burada. Bu bizim 1301 bulduğumuz toplamı. İkinci kişi Hane 2 numara 2. Akbaş Hasanoğlu Hasan bin Hasan. İşte yine erbabı ziraatten idiyu. Seneyi sabıka da vergiyi mahsusadan bir senede vermiş olduğu 160. Demek defterlerin ilk sayfaları daha muntazamdır. Sonraya doğru bu ibareler tamamen yumuşamaya, kısalmaya başlar. Mesela burada sadece vergisi yazabilir. Vergisi 160 kuruş. Ya da seneyi sabıka nokta nokta ya da vergiyi mahsusası 160 kuruş gibi cümleler kısalabilir. İlk sayfalar daha muntazam kelimeler, cümleler vardır. Ağışar ve Rusumu olarak seneyi sabıka da bir senede vermiş olduğu vergileri. Hıntası 1 keyl 6 kuruş doğru. Şairi 1 keyl 4 kuruş doğru. Çeltik 2 keyl 2 çarpı 5 10 kuruş doğru. Duhan 12 kıyıya 12 kere 2 24 doğru. Toplam ise bunların 24 10 daha 34 34 38 ve 44. Doğru. 44 kuruşa en hariç çeltik dönüm 1, 3 kuruş yazılmış. Doğruydu. Çünkü dönümü 3 kuruştu. 2 kuruşta da öşre meyve, meyve öşrü yazılmış. 49 kuruş. Bazı yörelerde öşrü meyve, öşrü bostan ya da evlere ait mukatayi, zemini, menzil gibi vergiler de buralara eklenebiliyor. Toplam 49 kuruşluk bir vergisi varmış bu kişinin. Bu kişinin mezru Gayrı mezru tarlasının dönümü 15. Yukarıda bunlar yazılmamıştı. Biz bahsetmiştik. 60 senesinde 5 dönümü mezru. Yani ekiliyor. Geriye 10 kalır. 61'de de 5 dönümü mezru. Toplam 5. Eskiler tamamı tarlalarını ekmiyormuş. Nadasa bırakmak çokmuş. Yine 60 senesinde kent tarlalarından 90 ve 61'de 516 kuruş bir vergisi var. Diğerlerinden de başkasının tarlasını ekmekten. Karyeyi mezburdan Dilaver oğlu İbrahim A'dan 50 kuruş icare ile aldığı tarladan ahsı var. Başkasının tarlasını ekiyor 450 kuruşa. Yine 100 kuruşa da yine Kariye'den kadın oğlu Salih'ten 10 kuruş icare ile 10 kuruş icare ile aldığı tarladan ahsı var. Şu toplamları bizim kontrol etmemiz gerekir. Bu kişinin yine müstecir olduğu çeltik tarlasının dönümü 1, Bunları çok okumayayım. 60'da geliri 45, 61'de 65. Doğan tarlasının dönümü 2. Keten tarlasının dönümü 1. Şunlar 60 ve 61'de eğer varsa gelirleri ve toplamları bunları biz kontrol etmemiz gerekir. Sağman manda ineği reksi 2. 2 kere 40, 80 doğru. Ekek malakın reksi 2. Dişi düğe malak reksi 2. 62 senesinde hasılat alınacağı. Saman karası 130 30 kuruş. Şuralar artık berbehçi tahmin. Yani 60 senelerin yanında yanılan şeyler berbehçi tahmin veya onların kısaltması şeklinde okunmalı. Dişi buzağı reksi 63 senesinde hasılat alınacağı. Karası öküzü reksi 2. Eş çağrı mütever Genel değişik ağaçlar demek. Şecere ağaç, eşcar ağaçlar. Burada müteferrika, müteven, mütenevvia ya da meyve ağacı gibi ibareler bulunabilir. Burada ne olduğu belli değil ağaçların üç adetmiş ama belli olan yerlerde genellikle erik, armut, kiraz, şeftali, ceviz, incir gibi ağaçlar olur. haslat senevisi bu ağaçlardan da berveç tahmin sene 13. 13 ile 3'ün arasında bir alaka olmayabilir. Burada bir incir ağacı vardır. 5 kuruştur. Bir tane erik ağacı vardır. 3 kuruş. Yani 2 incir 10 kuruş yapar. Bir tanesi de erik ağacı da 3 kuruş gibi düşünebiliriz. Bunun mecmundan bir senede temettuatı burada 549 yazıyor galiba. 5 3 daha 8 yapar. Altında da 350 kuruş zuhurattan vesaireden bir senede temet, tahminen temettuatı yani hani genel değişik şeylerden temettuatı demek. Bu 9 bu 9 olduğuna göre 4 olmalı. 49 yani burası. Burası da 3 olduğuna göre bu 549 yapmalı. Biraz karalama yapmış. İlk başta 400'lü bir rakam yazmış ama toplam 549'a tekabül etmiş. Bunun temettüatı da hesaplayalım bu kişinin tarlasından 90 kuruş 1260'da bir temettüatı var bunun. 45 kuruş Çeltik tarlasından var. 216 kuruş duhan tarlasından var. Keten tarlasından yine 75 kuruşu var. Alt tarafa geçelim. Sağman mandadan bir 80 kuruşu var. Sağman karasığırdan bir 30 kuruşu var. Altta da eş çağrı meyveden bir 13 kuruşu var. 549 bulduk bizde. Yani şu 549 bu katibin hesaplaması doğru. Burada direkt yazmak yerine 1260 senesindeki alınan kişinin kazancını biz kendimiz de teyit etmeliyiz. Yukarıdaki hesap yanlıştı. Buradaki hesap doğru çıktı. Bundan sonrakiler hesaplamayacağız ama çeviren kişiler kendi temettuatlarındaki 1260 senesindeki kazançları teyit etsinler. Mecmundan bir senede temettüatın altında yazan ilk kazanç 1260 senesindeki o kişinin temettuatına tekabül etmeli. Üçüncü hanemiz numara bir Mazanoğlu Hüseyin bin Ali. Bu kişi de yine Erbabı Ziraat'ten idiyü. Zaten ziraat yapılan yerlerdeki temettuatlar biraz daha bunun gibi kalabalık olur. Yazım usulü. Sene hesabı kadar vergi mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 407 kuruş. Aşar olarak, aşar olarak sene hesabı bir senede vermiş olduğu. Diğerinde aşar verirsin bu diyordu. Burada aşar olarak yazmış direkt. Hıntası 3 kile 3 kere 6 18. Şairi bir kile 4 kuruş. Çelti bir kile. Bu yanda yazanlar o 1 kilesinin kıymeti. İlk sayfalarda belli eder. Sonradan çoğunlukla bu kıymetleri kaldırırlar. Doğan 10 kıyıya 20 kuruş. Toplamı 47. 3 kuruşta çeltik enharı dönüm birden toplam 50 kuruş ediyor. Bunun mezru mezru tarlası 50. 1260'da 10'u bunun mezru 40 kuruş kalır. Bu 40 kuruş 40 dönüm kalır. 40 dönümünde 61'de mezrusu 12. Toplam 28 kalır geriye. Çeltik tarlasının dönümü 1. Duhan tarlasının dönümü bir. Bunlar artık 1260 gelirleri. Keten tarlasının dönümü yarım. Bu yarımdır. ikiye benzer ama ikiden çok yatık yazılır. Bunun sadece ilk 1261'de Derveşli tahmin kazancı yazılmış 27 kuruş olarak. tamam manda inek reisi 3, 120 kuruş. Erkek malak reisi 1, dişi malak reisi 2, 64 senesinde hasılat alınacağı. Saman karası resi 2 Hasılat senevisi Berbeçi tahmin bunun 60 yazmamış ama biz artık bunun siyah baktık hepsinin 60 olduğunu bileceğiz 30 kuruş Dişi buzağı resi 1 63 senesinde hasılat anlacı Karasığır öküzü resi 3 Arı kovanı adet 12 Hasılat senevisi Berbeçi tahmin sene da 60 kuruş noktasını koymamış ama bu 60 senesi tabii ki bunun da yine mecmundan bir senede temettuatı 1260'da 609 olmalı. Bir 500 kuruşta hatap nakliyesinden vesaireden bir senede temettuatı var. 150 kuruşta oğlu Ali'nin rençberlikten bir senede temettuatı var. Toplam 1259 yapıyormuş. Bunu teyit etmemiz lazım. Dördüncü hane numara bir. Monla Mustafa oğlu Ahmet bin Mustafa. Monla'nın esas yazılışı ne iledir? Monla. Bu kişi sene 61'de feft olmuş ama yine de temettuat kaydına geçmiş. Burada merkumun emlak ve arazi ve hayvanat vesairesi bulunmadığı yazılmış. Hiçbir geliri yok bu kişinin. Hane 5 numara 1 Acıoğlu İsmail bin Hasan. Bu kişi de Erbab-ı Ziraat'ten Seneyi Sabıka'da Vergiyi mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 457,5 kuruş. akşar olarak seneyi sabıkada bir senede vermiş olduğu hıntası 3 kile 18 kuruş. Şairi 2 kile 8 kuruş. Çeltik 3 kile 15 kuruş. Duhan 11 kıyıya 22 kuruş. Burada Duhan'ın kıymetini vermemiş bunlar gibi. Toplam 63 kuruş. Buna da 9 kuruş bir enhari çeltik dönüm 3 kıymeti 3. Yani dönüme ait ve her dönümden alınan vergisi 3 kuruş demek istemiş. Toplamda 72 kuruş yapmış vergisi bu kişinin. Bu kişinin mezru, gayrimezru tarlası dönüm 20. 1260'da 10 dönümü mezru. 61'de yine 10 dönümü mezru hasılatları 1260'da 134'de, 2270 2260'da kendi tarlalarından sonra 1261'deki diğer kar tarlalardan da kazançları var. 750 ve 350 olarak. Bu 750'nin tekabül ettiği Karya'ya mezburdan Dilaveroğlu İbrahim'den 8 e, 85 kuruş icare ile aldığı tarladan ahsı tam bir oran olmasa da ben gördüm ki yaklaşık olarak icarlar şu kazançların onda biri tekabül ediyor onda biri ve yukarısı onu da kontrol etmek lazım yani 100 kuruşluk bir gelir olsa yaklaşık bir 9-10 kuruşluk icarla alıyorlar 350 kuruştan da yaklaşık 35-40 gibi bir 30-35 aralığında bir icar alınıyor yani okumalarınızı ona göre yapalım yani 850 kuruştan 8 kuruş icar olmaz Tam bir oran değil tabi benim gördüklerim bunlar. Yaklaşık bir 10 katına tekabül ediyor. Bu kişi de 8, e, 85 kuruş icariyle almış. 80-90 yazılı, harflerinin yazılışı bazı yörelerde 8 an 9 an şeklinde de olur. Buradan zaten 80 ve 90 kelimesine büyük ihtimal evrilmiş bu kelimeler. Yani burada 8 an gibi bir ibare yazmak istemiş. Biz bunu 85 kuruş olarak okuyacağız. Yine kariye Mezbur'dan Sarı İmam oğlu İsmail'den 35 kuruş icar ile aldığı tarladan aslı. Evet bunu görmeden söyledik ama 35 kuruş yaklaşık 10 katı 350 kuruş bir geliri var. İcare 35 kuruş. Müstehcir olduğu çeltik tarlasının dönümü 3. Duhan tarlasının dönümü 1. Keten tarlasının dönümü bir Sadece 61'deki geliri yazılmış. Bel tahmin sene 61, 27 kuruş. Sağman manda ineği, inek reisi 2. hasılat senevisi 80. Dişi malak reisi 1. 64 senesinde hasılat alınacağı erkek malak reisi 1. Sağman karası reisi 2. 60 kuruş. Kovan adet 6 hasılatı 1200 berveçi tahmin sene 60'da 30 kuruş. Mando öküzü resi 2. Kara sığır öküzü resi 2. Bahçe eşyarı meyve müteferrika 40 kuruş. Bu da hasıla adet 40. Hasılatı senesi berveçi tahmin sene 60'da 100 kuruş. Bahçe eşyarı müteferrika. Mütenevvea da yazabilir burada. Ya da bahçe e, e, bahçe ağaçları ya da meyve ağacı şu ağacı bu ağaç şeklinde ibare görünebilir. En son mecmundan bir senede tahmin temettuatı ya da tahminen temettuatı tahminen temettu gibi değişik ibareler vardır. Burada bir senede temettuatı yazılmış. Buradaki ilk harfte karalama var ama toplama bakarsak bu 7, 3, 8, bu 11 ettiğine göre burada 450 yazdı. Bu da 7 yani 737 kuruş ilk başta yazan. Biz bunu okuyamasak da 1260 senesindeki temettuatlarını toplayıp bir tahmin yürütebilirdik. 450 kuruş kereste hamilesinden vesaireden bir senede yazılmamış ama tahminen temettu, temettüatı gibi biz daha parantez içinde çevirirken ibareler ekleyebiliriz. Karadeniz yöresinden bir temettüat defteriydi. Bir arkadaşımız okumamızı istedi bunu yine. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm.